Arkadaşlar merhaba. Fen içerikli güncel makale çevir serimize devam ediyoruz ve bu videoda birlikte cloning yani klonlama başlıklı makaleyi okuyacağız ve Türkçeye çevireceğiz. Cloning eşeysiz çoğalma anlamına gelen kelime arkadaşlar. Kopyalama anlamına da geliyor. Cloning occurs eşeysiz çoğalma ya da kopyalama occurs meydana gelir. When you copy a living creature siz bir canlıyı yaşayan bir canlıyı kopyaladığınız zaman Two clones have the same genes. İki klon aynı genlere sahiptir. Small structures with information in them. Küçük yapılar içerisinde bilgi barındıran küçük yapılar diyor ki bunlar tells them onlara söyler. Yani içerisinde bilgi bulunduran bu küçük yapılar onlara söyler. What the body of a living thing should look like Bir canlının vücudunun look like görünmek demektir. Nasıl what should what should look like nasıl görünmesi gerektiğini söyler. And how it should behave ve nasıl davranması gerektiğini söyler. You get the genes from your parents sizler genlerinizi ebeveynlerinizden alırsınız. Many people think that Cloning is only done by scientists in laboratories. Birçok insan klonlamanın sadece laboratuvarlarda bilim insanları tarafından yapıldığını düşünür. But, ama in fact aslında cloning also occurs in nature. Klonlama aynı zamanda doğada da mevcuttur. Ükör meydana gelir. Doğada da meydana gelir. Animals have billions of cells. Hayvanlar milyarlarca hücreye, milyarlarca hücreye sahiptir. The nucleus of such a cell, nükleus çekirdek demek, böyle bir hücrenin çekirdeği has genetic information called DNA. DNA adındaki genetik bilgiye sahiptir. All nuclei, eee da çekirdek demek gene. E, all the nuclei bütün çekirdekler Of an animal, bir hayvanın have the same information aynı bilgiye sahiptir. But each cell, ama her bir hücre only uses a part of this information in order to work properly, ama her bir hücre düzgün çalışmak için in order to için bu bilginin bir kısmını kullanır. The other part of the DNA is not active. DNA'nın diğer kısmı, parçası aktif değildir. But because a single cell holds all the DNA of an animal, because cümle başında için anlamında kullanılır. E, i̇ki cümle birleşikse ve birinci cümlenin başındaysa için anlamında kullanılır. Because a single cell holds all the DNA of an animal. Ama bir tek hücre e, bir hayvanın DNA'sının hepsini bulundurduğu için, tuttuğu bulundurduğu için scientists can make physical copies of an animal from only one cell. Bilim insanları sadece bir hücreden bir hayvanın fiziksel kopyalarını yapabilirler. They transfer the nucleus of an animal's cell. Onlar bir hayvan hücresinin çekirdeğini transfer ederler. Taşırlar into an egg cell bir yumurta hücrenin içerisine of another animal bir başka hayvanın e, yumurta hücresinin içerisine. This egg cell bu yumurta hücresi has the same genetic information aynı genetik bilgiye sahiptir as ile anlamında burada as that of the donor animal bağışçı yani veren hayvanın ki ile aynı genetik bilgiye sahiptir. The same as aynı demek araya genetik bilgi giriyor. Ve the same as ile aynı anlamında kullanılır. The cell then grows into an embryo. Hücre ondan sonra embriyoya dönüşür. Grow into büyüyerek dönüşmek demektir. Scientists must then activate. Bilim insanları daha sonra yani sonra aktive etmelidir DNA'yı. That was not active in the parent cell. E, parentsel ana hücre ana hücre içerisinde aktif olmayan DNA'yı aktif etmelidirler. Otherwise yoksa ya da aksi takdirde a full organism would not develop. Bütün bir organizma gelişmeyecektir. Clones do not behave in an identical way. Identical e, tıpkısı birbirine tıpkısı demek. Klonlar birbirleriyle Tıpkı bir şekilde, yani aynı bir şekilde davranmazlar. This is because they live in different environments. Bu, onlar farklı farklı çevrelerde yaşadığı içindir. Researchers have found out that find out keşfetmek, araştırmacılar keşfettiler ki, identical twins, tek yumurta ikizleri, identical twinle kullanınca tek yumurta ikiz anlamında, that carry the same DNA. Aynı, de, ki bunlar aynı DNA'ya sahiptirler. Aynı DNA'yı taşıyan e, tek yumurta ikizleri are different, farklıdırlar. Because they grow up differently. Çünkü onlar farklı bir tarzda büyürler. Yani ayrı ayrı büyürler. Ve burada bir görselimiz var arkadaşlar. Bu Dolly, ünlü koyun. The first mammal to be cloned. Evet, tarihte klonlanan ilk memeli hayvan. Cloning animals started way back in the 1950s. Way back çok eskiden demek. Yani e, hayvanları klonlama çok eskiden 1950'lerde başladı. When ki o zaman the first frogs were reproduced. Reproduce da türetmek, kopyasını çıkarmak demek. İlk kurbağalar kopyalandı. In 1996, 1996'da British scientists, İngiliz bilim insanları, cloned the first mammal, ilk memeliyi klonladılar ve bu da e, ek bilgi geliyor virgülden sonra eşip kol doli doli adında bir koyundu. Since then o zamandan beri the cloning of mice, cattle, cats and other mammals has been successful. O günden bugüne yani işte farelerin, e, cattle sığır demek, sığırların, kedilerin ve diğer memelilerin klonlanmaları yani kopyalanmaları başarılı oldu. The cloning of certain animals, belirli hayvanların klonlanması, may bring, ad bring advantages to humans, insanlara avantaj getirebilir. May 50-50, yarı yarı ihtimal. The cloning of cattle or sheep, sığır ya da koyunun klonlanması, can produce animals whose meat quality is better, et kalitesi daha iyi olan hayvanlar üretebilir or which are more resistant towards ilmiz ya da hastalıklara karşı daha dayanıklı olan e, hayvanlar üretebilir. Scientists bilim insanları however yine de cannot yet create perfect clones e, henüz henüz kusursuz klonlar üretemiyorlar. Create tabi yaratmak demekti e, yani o anlamda kullanmak istemedim ben kelimeyi. Yani yaratamıyorlar, üretemiyorlar. Many of them, birçoğu do not survive, hayatta kalmıyorlar. The cloning process, yani klonlama sürecinden sağ çıkamıyorlar and die before they are born ve ölme, doğmadan önce ölüyorlar. In the past geçmişte, human embryos, insan embriyoları, have been cloned, klonlandı in order to get stem cells. Stem cells, kök hücreler demek, kök hücreler elde etmek için. These are cells, bunlar hücrelerdir. That can develop into many different kinds of other cells. Birçok farklı türde diğer e, hücrelere dönüştürülebilen, develop into e, hücrelerdir. Doctors are able to use stem cells, doktorlar be able to ebilmek kullanabiliyorlar kök hücreleri to replace parts of the body that are ill vücudun hasta olan organlarını ya da kısımlarını değiştirmek için like skin or other organs deri ya da diğer organlar gibi. Although this could be a major breakthrough. Breakthrough da çığır demek, büyük atılım demek, çığır açmak. Although this could be a major breakthrough, her ne kadar bu büyük bir atılım yani ise de atılım olabilirse de, in medicine, tıpta many people fear that cloning embryos is murders. Birçok insan evet embriyoları klonlamanın cinayet olduğundan korkuyor and must therefore be forbidden ve e, bu nedenle derfor işte yasaklanmalı diye düşünüyor. Many countries birçok ülke have put bans, yani yasaklama yasaklamalar koydular, on cloning, klonlamaya or other experiments that produce cloned human embryos e, ya da işte insan embriyosu klonlayan e, evet. Klonlanmış insan embriyosu üreten diğer deneylere yasaklama koydular. Some scientists, bazı bilim insanları still believe that, hala inanıyorlar ki, it may be possible to clone a human being, yani e, in, human being, insan, e, bir insanı kullanmamak mümkün olabilir. From the cells of one adult, bir yetişkinin hücrelerinden. For a long time, this has been thought of. As science fiction uzun zaman için ya da uzun süre bu bilim bunun bilim kurgu olduğu ya da bilim kurgu olarak has been thought present perfect pasif düşünüldü. Many problems arise. Arise ortaya çıkmak demek. Birçok problemler ortaya çıkıyor. When it comes to cloning human beings konu it dedi. konu işte insan neslini klonlamaya gelince. What should be the ideal characteristics of reproduced humans? Kopyalanmış, kopyalanmış ya da çoğaltılmış insanların characteristics ideal özelliklerinin ne olması gerekir? Should they be highly intelligent? Çok zeki mi olmaları gerekir? Strong güçlü mü olmaları gerekir or creative yoksa yaratıcı mı olmaları gerekir? Who are the people to decide these questions? bu sorulara karar verecek insanlar kimlerdir? Critics of cloning, klonlama eleştirmenleri yani klonlamayı eleştirenler say that diyorlar ki creatures should be born in a natural way. E, yaratılmışlar, yaratıklar doğal bir yoldan doğmaları gerekir. Evet. Yaratıkların doğal bir yoldan doğmaları gerekir. Nobody has the right to play God. Kimsenin tanrıyı oynama hakkı yoktur. Right burada hak anlamında. Clones occur naturally in many cases. Birçok durumda klonlar yani kopyalar doğal olarak meydana gelir. For example, örneğin when a mother gives birth to two identical twins. İşte bir anne iki tek yumurta ikizini doğurduğunda give birth doğurmak. They come from the same fertilized eggs. Onlar aynı döllenmiş yumurtalardan gelirler. And are therefore have identical genes. Ve bu nedenle tıpkı genlere yani tıpkı birbirinin benzeri genlere sahiptirler. Bacteria and animals bakteriler ve hayvanlar with only one cell tek hücresi olan bakteriler ve hayvanlar can also reproduce themselves onlar da aynı zamanda kendilerini çoğaltabilirler in a natural way doğal yoldan. Plants can also produce clones bitkiler de also aynı zamanda klon üretebilirler. Farmers use breeding techniques to produce certain types of plants. Çiftçiler ee, evet, e, üretme teknikleri kullanırlar, breeding techniques, e, e, evet üretme teknikleri to produce certain types of plants, belirli türdeki bitkileri üretmek için. Bir görselimiz daha var, burada işte bir tek yumurta ikizini görüyoruz, görselde bu verilmiş. Cloning is often performed for medical reasons. Klonlama genellikle tıbbi amaçlarla, sebeplerle gerçekleştirilir. Burası geniş zaman pasif. Is often performed. Experiments are carried out. Burası da geniş zaman pasif. Deneyler carry out da gerçekleştirmek demektir. Hayvanlar üzerinde deneyler gerçekleştirilir. That carry a disease which causes mutations in their genes. Yani genlerinde e, mutasyonlara e, sebep olan e, hastalıklar taşıyan e, hayvanlar üzerinde üzerinde deneyler gerçekleştirilir. Farm animals are cloned to produce drugs and other substances. Çiftlik hayvanları ilaçlar ve diğer maddeleri üretmek için klonlanırlar ki bu maddeler are useful in medicine tıpta faydalıdırlar. Cloning is a way to produce large numbers of genetically engineered animals klonlama bir yoludur. büyük miktarda büyük miktarda genetically engineered demek genetiği ile genetiği değiştirilmiş hayvanlar üretmenin bir yoludur. Evet klonlama büyük miktarlarda büyük sayılarda genetiği değiştirmiş hayvanlar üretmenin bir yoludur. In therapeutic cloning, e, terapatik klonlamada stem cells, kök hücreler are reproduced, e, çoğaltılırlar in order to create new organs and tissue, yeni organlar ve dokular oluşturmak için. Yani üretmek için ya da yaratmak için. New healthy tissue, yeni ve sağlıklı doku can help a person, bir insana yardım edebilir get a new heart yeni bir kalbe sahip olmakta or a new liver e, ya da yeni bir, sahip ol yeni bir ciğere sahip olmakta to replace his ill one hasta olanınkinin yerine geçmek için Replace yerine geçmek ya da değiştirmek demek. Sadece method böyle bir metot could also create e, aynı zamanda yaratabilir stem cells kök hücreler that you could use for patients e, nasıl e, kök hücreler e, o yaratabilir sizin kullanabileceğiniz for patients who suffers alzheimer's or parkinson's disease alzheimer ya da parkinson hastalıklarından hastalıklarına maruz kalan evet hastalar için kullanabileceğiniz kök hücreler yaratabilir ve makalemiz burada son buluyor arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.